İrab diye bir konumuz var. İrab alt başlık fiillerde İrab. Konu isimlerde, harflerde değil. Fiillerde İrab da kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Bir, muzari fiilde İrab. iki mazi fiilde İrab. Üç, emri hazırda İrab. Bunların tek tek İrablarını bilmek gerekir. Şu anda kitap muzari'nin İrab'ına değiniyor. Muzari fiil mureptir. Sadece iki kalıbı mebnidir. Muğrep ne? Mevni ne? Gelir birazdan. Muzari fiil başına nasbeden veya cezmeden bir edat gelmediği sürece muzari fiil nedir? Merfudur. Muzari'nin sağ tarafına nasbeden gelmediyse cezmeden yoksa o zaman muzari fiil merfu olur. Merfu bir terim diye sana bunun kelime manasını vermek bir şey ifade etmez. Doğru mu? E, bu terimden maksat ne? Muzari fiil için düşünüyorsun bunu. Birazdan gelecektir bunlar. Aşağıda tablo var. Orada net bir şekilde anlayacaksın. Nerede var? Biraz aşağıda galiba. Bakayım. Bayağı bir aşağıda. Şurada anlaşılır. Mesela hemen burada gösterelim. Merfudan maksa. şuradaki enleri sil. Enleri silersen buradaki fiil nasıl yazılır? Çekim kitabımız var. Açalım nasıl yazılır? Birlikte görelim. Bir muzari fiilin merfu olmasında maksa şudur bak. Yen suru ile bitmesidir. Yansurani tesniye burası. Nun ile bitmesidir. Yansurune cemi müzekere gayiptir. Nun ile bitmesi onun merfu olduğunu gösteriyor. Tensuru zamme ile bitmiş. Demek ki merfu. Tensurani nun da bitmiş. Demek ki merfu. Hocam nun da esra var. Olabilir. Nun'un varlığı merfuluk alameti. Nun'un hareketinin esra olması bunu mecrur yapmıyor. Yansurne nun var merfu. Yok burası mebnidir unutma muzari fiilin müennesleri iki tane cemî müennesi var bir gaibinin cemisi yani burası yani surne bir de muhatabanın cemisi yani tensurne burası bu iki kalıp mebnidir evvenden nasbeden de gelse cezmeden de gelse hiçbir şey gelmese de her halükarda böyle yazılır nun düşmez burada bu kalıplardan nun düşmez hangi kalıplarda Muzari'nin cemi mühendislerindeki nun düşmez. Her zaman yazılır, silinmez. Onun dışındaki nunlar ise düşebilir. Evet şu ilk kalıbı tekrar alalım. Sonuncu hafta zamme var. Bu onun merfu olduğunu gösterir. Tesniye ve cemi nunla bitmiş bak. Yansurani, ne. Bunlar onun merfu olduğunun alameti. Merfu olduğuna kanıt. Tensuru zamme ile bitti. O zaman merfudur. Tensurani tesniyedir. Nunla bittiğine göre merfu. Yensurna nunla bitti. Merfu mu? Yok. Buradaki nun her zaman vardır değil mi? Bu kalıp mebni. Merfuluk alameti gözde görünen bir şey değil burada. Çünkü mebnidir. Tensuru zamme ile bitmiş. Merfu olduğuna kanıt. Tensurani tensuruna. Biri tesni, biri cemi müzeker muhatap. Nunla bittiklerine göre merfudur. Tensurine tensurani. Bunlar da nunla bitmiş. O zaman bunlar da merfu doğrudur. Ten sur ne? Cemi müennes muhataba. Nunla bitti. Merfu mu? Nunun varlığı onun merfuluk alameti değil burada. Çünkü evvelinden nasbeden de gelse, cezmeden de gelse onun düşmez dedik. Her halükarda yazılır. En suru, nen suru. Zamme ile bitmişler. Merfuluk alametidir. Evet, merfuda maksat bu yani. Peki muzarinin mensup olması ne demek? Mensup olması demek zamme ile biten yerlerde fethayı görmen demek. Yensuru, yensura. Tensuru, tensura. Tensuru, tensura. Ensuru, ensura. Nensuru, nensura. Fe zamme gördüğün yere fethayı yazarsan mensup olmuştur. Muzari'nin meczum olması ne demek? Zamme gördüğün yere sukun vermektir. Yensur, tensur, ''Ten sur, en sur, sur, gibi. Peki hep zamme üzerine konuştuk. tesnelerde, cemilerde ne oluyor? ''Nun varsa merfudur, nun yoksa ya mensup ya da mezumdur.'' ''Yen surani'' ''Nun var'' o zaman merfu. ''Nun sil ''Yen sura'' ''Nunsuz oku'' O zaman bu mensup veya mezumdur. Mensup mu mezum mu? Sağındaki amile bakılır. nasveden bir şey varsa nasb alameti olarak nun silinmiştir. Cezmeden bir şey varsa cezm alameti olarak silinmiştir. Aynısı yen için geçerli. Nunun merfulluk alameti. Nunu varlığı merfulluk alametidir. Nun yoksa ya mezzum ya mensup. Tensuran için de aynısı geçerli. Yani tüm tesniyeler için geçerli. Tüm cemi müzekkerler için geçerli. Artı müfret müennes muhataba tensurine bunun için geçerlidir. Tekrar edelim. Tüm tesneler, tüm cemi müzekkerler artı müfret müennes muhatabada nun varsa, kelime nunla bitmiş ise, tesniye nunu, cemi nunu onlardan bahsediyorum. O kelime merfudur. Nun yoksa ya mensup ya mezzum. Cemi müenneslerde ise nunun varlığı bir şeyin alameti değildir. Çünkü o kalıp mebni'dir. Orada nun her zaman vardır. Şuradan bak. Lem yensur. Rezmetmiş. Bak sukun. Lem yansura aslında yansura ni yansura nun düştü. Yansuru ne? Lem yansuru nun yok. Tensuru lem tensur. Tensura ni nun vardı. Lem geldi. Lem tensura nunu düşürdü. Yansur ne? Lem yansur ne? Nun düşmedi. Az önce bahsettiğim cezmle alakalı örneklerin hepsi burada işte görüyorsun sağlı sollu mevcut. Nasbını görelim. Nasbı da aynı cezmi gibidir. Sadece başındaki amil değişiyor. Bak. Len yansura. Len yansura nun düştü. Len yansuru nun düştü. Len tensura feta. Len nun düştü. Bu şekilde devam etmiştir. Bunlar ilave örnekler. Kitaba dönelim. Tabii. Kitaba döndük ne yaptık? Merfunun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Derken mensuba, mevzuma girdik yani. Muzarifil başına gelen edatlar yönüyle iki şey ayrılır. Muzarifil başında ya nasbeden vardır ya da cezmeden vardır. Nasbeden örnek len az önce gördün. Cezmedene örnekse lem az önce gördük. Bir fiil cer olabilir mi? Olamaz. İsimler cer halinde olur. Mazi fiil nedir? Mebnidir. Son harekesi değişmeyendir. Demek yani şunu demek istiyor aslında. Az öncekini açalım. İyi anlamak lazım. Son harekesi değişmez mi? Hangi açıdan değişir değişmez? Doğru anlamak lazım. Ne nesara. Ra fethalıdır. Sonuncu harftir. Nesaru. Cemil müzekker değil mi burası? Ama ra'da zame var şu anda. Evet. Nesar ne? Ra'da sukun var. Ha demek ki ra'nın harekesi bir yerde değişebilir yani. Çekimden ötürü çekimden ötürü değişiyor. Bir amilden dolayı değişmiyor ama sonuncu harfin harekesi. Bir amilden dolayı değişseydi o zaman buna muret derdik. Bir amirin tesiri neticesinde harekesi irabı değişmiyorsa, bir amirin tesiri neticesinde kelimenin yazılışı değişmiyorsa ona mebni denir. İşte mazifiydi baş tarafına diyor nasbeden de cezmeden de gelemez diyor. Evet öyledir. Muzarifi nasbedenler en, len, key, iden. Dördünü bil manasıyla birlikte. Aynı olma yönleriyle de bil, farklı olma yönleriyle de bil. Aynı yönleri nedir? Hepsi muzari nasbeder. Hepsi amildir, hepsi tesir eder. Muzarinin yazılışına etki eder. Ama farklılıkları vardır. Mesela en, Nasb ediyor. Bunun yanında mastar manası verir. Mastar olmak ne demek? Mesela yan yansuru yardım ediyor. En getirdiğin zaman yardım etmek, yazmak, bakmak, ders çalışmak, bakması, anlaması, dinlemesi gibi. Bu şekilde mana vereceksin. Denizde yüzmek istiyorum. Uridu ene. Ene gizli Ben istiyorum. Ne istiyorum? En esbaha yüzmek, yüzmeyi istiyorum. Fil bahri denizde, denizin içinde. Aslında en olmasa enisil esbahu değil mi? Esbahu, nesbahu, muzari fiil. Neresi olur? Şurası bak. En suru, ensuru En suru kalıbıdır. Eftahu, a'lemu gibi. Esbahu, en geldi esbaha. Sonuncu harfi fethalamıştır. Şuradan da bakabilirsin. neredeydi? Şurada mesela. Nasb alameti sonuncu haftaki fethadır. Onu oraya yazdık. Esbaha fiili en ile mensup olmuştur. Esbaha fiili demeyelim. Sebaha yesbehu esbehu enden dolayı esbeha olmuştur. Ayrıca en ile başlayan mastar cümleciği uridu fiilinin meful bihi olmuştur. Uridu ben istiyorum. Uridu muzari fiil. Merfu, raf alameti daldaki zammedir gizli zamir ene faildir. En ve sol tarafındaki yani geri kalan tamamı mef'ulü bih olur. Ayrıca esbehu esbaha muzari fil bunun da bir faili var. Gizli zamir enedir. Fil bahri de onun mef'ulüdür. O zaman iki fiil, iki fail, iki mef'ul var diyebiliriz. Doğru. Her fiil kendine fail arar. Uridu, esbaha ikisi de fail arıyor. Her fiil fail arar. Fiil malumsa tamsa Fiil meşhur ise naibi fail arar. Fiil nakıs ise kâne gibi o zaman kendine isim ve haber arar. Ziya, e, bizi ziyaret etmen beni sevindirir. Serra yesurru sevindirir. Ni beni sevindirir. Ne? Entezura senin ziyaret edişin. Ziyaret etmen. Ne? Bizi ziyaret etmen. Ee, yesurru muzari fiil merfu raf alameti ra'daki zammedir. Buradaki muzari fiil niye merfu peki? Uridu merfu, yesurru merfu. E başında yani sağ tarafında nasbeden yok, cezmeden yok. O zaman raf eden var yani. O da gizli bir amildir. Muzari'nin evlerin onun nasbeden bir şey yoksa, cezmeden bir şey yoksa o muzari fiil merfu yazılır, merfu okunur. O yüzden merfudur. Nun, nunu vikaye, ya ise mef'uldür. Beni sevindirir. Beni sevindiren şey nedir? Entezuranadır. O zaman burası ne oldu? Fail oldu. Aslında zara yezuru tezuru entezura. Muzari ne yaptı? Nasip etti. Ziyaret etmendir. Kimin ziyaret etmesidir? Gizli zamir ente. Burada fail olur. Senin ziyaret etmendir. Kimi ziyaret etmen? Na bizi. Buradaki na tezuru fiilinin mef'ulüdür. Gizli zamir ente fail olur. Bununla birlikte ente zura ente na yani hepsi alt çizilerin tamamı ne olur? Söylemiş zaten kendisi fail olur demiş değil mi? Yesurru fiil nun nuni vikaye ya meful yesurru fiiline faili ente zura nadir. O zaman iki tane fiil var bak. Bir tanesi yesurru öbürü tezuru tezura. İki tane fail var. Onlar ne? tezurana zaten faildir. Tezurada gizli zamir ente faili var bir tane daha. Etti iki tane fail. Nunu vikayenin sonunda bulunan ya bir adet mef'ul. Tezura na. Buradaki na da ikinci adet mef'ul. O zaman iki fiil, iki fail, iki mef'ul vardır. Ee, sıra biraz daha nereye geldi? Aşağı tarafa geldi. Şöyle bir inelim. Erju en ye'tedle el Burada ilave bilgi vermiş mi? Vermemiş. Böyle başlamışlar. Peki. Havanın ılıman olacağını umuyorum. Mu'tedil normal olacağını umuyorum, Ümid ediyorum. Erju muzari fiil, merfu, raf alameti takdiri zammedir. Yani Vav'da gizli bir zamme var. O muzari'nin raf olduğuna, merfu olduğuna alamet. Nasıl zamme? Göremiyorum. Ben de göremiyorum. Okuyacağız mı okumayacağız. Sadece var diyeceğiz. Takdiri zamme gizli zamme demektir. Gizli zamme bu Ercu'nun raf alametidir. Ercu ben umuyorum. Kim? Ben umuyorum. Ha, o zaman gizli zamir ene faildir. Doğru. Nefsi mütekelli vahde kala burası. Raca kökünden. Ben ne umuyorum? En ya'tedel el cevvu. Umduğum şey budur. Ha, o zaman meful burası. Doğru. En ya'tedile. Ya'tedele ya'tedilu. ''en'' ''ya'tedile'' ''i'tedele'' ''iftale'' ''iftal babı'' Bir önceki dönemin sonuncu ünitelerinde, son bir iki ünitede sarf ölçüsü, bablar vardı değil mi? ''İffal'' ''tefil'' ''mufale'' gibi. İşte bu da ''iftal babı''ndan. ''Muzari'''dir. Başında ''en'' var. tedile olmuş. Bu bir fiil. ''Fail'' arıyor. ''Fail el-cevvu'' Ergün'ün faili ''gizli zamir'' ''enedir'' Yani faili el cevvudur. O zaman iki fiil, iki fail var. Doğru. Ama bir tane de meful var yani. O da en yani el cevvu. Burası komple meful oluyor. Nasb alameti lamdaki fethadır. Uridu. Gizli zamir ene faildir. Artık biraz daha hızlı anlatmaya geçeceğim. Bayağı zaman geçti. Uridu, gizli zamir ene fa'il. Uridu, merfu, raf alameti daldaki zammedir. Bak bu defa zammet takdiri değil. Laf sen ortada duruyor. Gizlenmesini gerektiren bir şey yok. Oysaki ercuda gizli olmasını gerektiren bir şey vardı. Peki bunlar niye merfu? Başında nasbeden eden yok, cezmeden yok. O yüzden merfu. En yahlu ra rada feta var. Bu muzari nasb alametidir. Niye feta var? Fetayı ene boşluyuz öğrencinin gelmesini, mesi, ması, en o manayı veriyor buraya. Gelmesini istiyorum. Uridu ene, en yahdurat talibu. Komple mefuldür. En yahdurat talibu. Neyi meful? Uridunun. Yehzura et talibu. Talipte faili olur. Peki burada nasb alametlerini hep çizmişim zaten. Feta, feta, feta devam ediyor. Biraz hızlanayım ben. Len nasb edatıdır. Muzari fiile gelecek zaman anlamı verir. O halde muzari fiili geniş zamandan alıp gelecek zamana götürür. Değil mi? Asla yalan söylemeyeceğim. Bak, asla da var. Yani len tekit eder. Manayı kuvvetlendirir. Bilenler için tekit nefi istikbal diyoruz buna değil mi? Fiil muzari tekit nefi istikbal. Tekit yani kuvvetlendireceksin. Asla kesinlikle muhakkak, şüphesiz gibi bir kelime kullanman lazım. Burada aslaya tercih etmişler. bununla birlikte nefilik yönü var. Yani olumsuzluk. O da mema'dır Türkçe'ye çevirisi değil mi? Ali geliyor, Ali gelmiyor. Mema, mı, mü gibi. ne demiş? Yalan söylemeyeceği. Mema. Buradaki M me nedir? Nefilik yönüdür. Olumsuzluk yönüdür yani. Tevkili söyledik asla diye. Nefilik me'dir. Peki istikbal? İstikbal de ecek, acak. Söylemeyeceğim, ecek, acak. Söylemiyorum, söylemedim değil. Söylemeyeceğim, ecek, acaklı bir çeviri aranıyor. Yani sana şöyle asla söylemeyeceğim. Bu çevirinin doğru yazılışı hangisidir? A şıkkı len be, işte B şıkkı en be gibi sorulabilir. Bu basit bir soru olur ama burada nasveden edatlar arasındaki farkı görebiliyor musun? Buna yönelik bir soru gelebilir. Gelir yani büyük ihtimal gelir. Tahmin. Ee, tahmin buna dikkat edin yani kesinlikle çıkar demiyorum. Ben nereden bileyim çıkarma? Tahmin. Asla yalan söylemeyeceğim kim? Gizli zamir ene faildir. Evet, nasıl alameti Fetha zaten çizmişiz. Len yebi'a ah, nasıl Ortada de ne var? K var. Bu da nasip eder ama sebep bildirir. Bazen başına lam harfi cerri ve K edatı gelebilir. Likey yani. Bir K var bir de likey var. K, likey. Aynı iş yaparlar. Sebep bildirir. Cittü ben geldim. hoş geldin de niye geldin? Key etaleme öğrenmek için geldim. Ha, sebep belirtiyor. İdense o halde diye çevirir. Şimdi cümle sen durduk yerde o halde ben de gelirim dersen adam sana der ki hangi halde? Yani öncesinde bir cümle, bir durum olması lazım. Şehrinizi ziyaret edeceğim derse birisi, o halde biz de kalırsın diyebilir bir başkası. Pencereleri kapatacağım, o halde hava girmesi zayıflar, az hava girer. Durduk yerde o halde hava az girer denmez yani. Dolayısıyla bir yerde izen kullanılacak ise izenden önce bir şeyler söylenmiş olması lazım buradan çıkartman gereken şey bu örnekler devam ediyor raf halinde bir muzari az önce anlattığımız şeyler mesela yansuru yunsaru yansurani. nunun varlığı raf alameti yansuru ne nunun varlığı raf alameti nüfet raf alameti ne Zamme. Tesniye'de nunun varlığı cemiy Müzekker'de nunun varlığı tensuru zamme var o zaman merfu tensurani tesniyedir nun var o zaman merfu demektir yani surne nun var merfu demek değildir burası cemi müennesdir cemi müennes nunu hiçbir zaman silinmiyor zaten mebni bu kalıp tensuru Raf alameti sonuncu haftaki zamme tensurani nun var o zaman merfudur nunun harekesinin bir değeri yok yani irap açısından değeri yok. Nun ile bitti. O zaman bu fiil mecrur demiyoruz. Nun varsa merfudur. Tensurune. Nun var demek ki merfu. Tensurine. Nun var demek ki merfu. Müfret müennes muhataba burası. Tensurani. Tesniyedir. Nun var merfu. Tensurne. Cemi müennes muhatabadır. Nun var merfu demiyorum. Mebnidir. Nun her zaman var burada. En suru, nen suru zame ile bitmişler. Demek ki merfudurlar. Nasf haline bir örnek verelim. Len yen su ra fetha ile bitti. Mensup demektir. Len yen su nun yok. O zaman mensup. Len yen su nun yine yok. O zaman yine mensup. Böyle gidiyor. Len yen su nun var. Yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı değil. Cemi müennes burası. Burada nun düşmez. L tensur nun yine düşmez. Çünkü yine mebnidir. Başka bir fiilden daha örnek vermeye çalıştık. İşte zamme ile bitti. Merfudur. Yekulu. Yekulani tesniyedir. Nun var. O zaman merfu. Yekulune nun var. O zaman merfu. Böyle devam ediyoruz. Dileyen pdf'den okuyabilir. Şimdi daha fazla bu pdf'de zaman geçireyim. Şuraya gelelim buraya gelmeden önce de kitabın orijinaline bir dönelim bakalım. Kitapta ne anlattırıyordu? Kaçırdığımız bir şeyler var mı? Lena anlattı. Tamam. K var. İzen var. Peşine not. Ne demiş? Muzari fiillere nasip eden edatlar tesniye ve cemi muzarilerin nunlarını düşürür. Tesniye ve cemi derken evet bu durumda nasip alamet düşmesi olur. Cemi müennes nunlara düşmez. O hariç. Onda bilelim tamam mı? Düşürmemiştir. Bak özellikle çizmiş. En tezhebne en yezhebne ben çizdim diyor. Artık sorumluluğu kalktı. Tekrar okuyalım. Muzarifiyeli nasb eden edatlar tesniye ve cimi müzekerlerdeki nunları düşürür. Artı müfret müennes muhatabadaki nunu düşürür. Bu düşmesi nasb alametidir. Aynı zamanda cezm alametidir. Evvelinde şu an nasbeden olduğu için nasb alameti. Ama şurada lem olsa, lemma cezmeden bir şey olsa yani cezim durumunda da düşerler yine. Onu demek istedim. Not. Sonu illetli muzari fiillerin illet harfi elif ise nasıl alameti takdiren vav veya ise fetha ile olur. Evet o notu şuradan okuyalım. Buraya geldi yani. Sonuncu harf. Kelimenin en soldaki harfi. Yani la fiili. Eğer elifse e nasb alameti olarak takdiren yani gizli bir fetha alır. Sonuncu harf yani en soldaki harf vav olsun ya olsun her ikisi için de geçerli. Bu durumda sonuncu harf bunlardan hangi sorusu olsun? Nasb alameti takdiri değil lafzen fetha ile olur. İşte örnek vermiş. Örnekleri çizdik. Bak Elif kırmızı yazdım. Kırmızı çizdim. Nerede Elif varsa kırmızı çizili halde zaten. Ve gördüğün üzere Eliflerde hareki yok. Üç yer kırmızı. Ee, ne demiş? Eve düen da. Şuradaki kırmızı çizdiğim yerde hareke var mı? Yok. Ehşa hareke var mı? Ehşe e. Yok. Lentensa. Tense e. Yok. Çünkü Elif hareke almaz. Elif'le hareken arası açıktır. Kimse barıştıramıyor. Elif fetha da almaz, esre da almaz, zamme de almaz, tevin de almaz. Hocam ben gördüm bir yerde elif hareke var. İşte e -Hafu. Buradaki e elif değil ama hemze o. Hemze hareke alabilir de almayabilirdi. De. Hemze daha özgür. Ama elif özgür değil. Arayı açmış. Hareketsizdir daima. Hareketsiz demek şu demek. Görüntüde hareketsizdir. Ama ne dedik biz? Nasb alameti olarak takdiren feta alır. Yani gizli feta. Envar, en var. En muzları nasb etmedi mi? Yetegadda nasb etmedi mi? Hocam işte peltek feta var. Nasb alameti o. Değil. Sonun cevap tahriki her zaman vardır. O hareke ya açıkça vardır ya da gizlice vardır. Buradaki elifte gizli bir fetha var. E görseydik ya niye göremiyoruz? Tenzür var. Tenzür de ne demek? Tanzür demek Elif'in harekeyi kabul etmemesi demek. Bundan ötürü yazılışta yani görünüşte yoktur. Telaffuzda seslendirmede yoktur. Ama orada gizli bir fetha vardır demeyi de unutma. Ehaf ented nüve. Bak vavda fetha var. Ya'da da var. Len eştehiye. Demek ki vavda ya'da harekeyi alıyor. Ama Elif almıyor imiş. Burası son mu? Bayağı bir uzadı video. Devam ediyormuş. Ayetlerden örnekte koymuşuz. Tamamı lafzan fetha ile mensuptur diye yazmışım zaten. Bak yecibu entiku ne? Hocam nun var. Nasb ve alamet olarak nun düşmedi. Aa nasıl oldu bu iş? Nasb alameti olarak nun düşüyordu ama dikkat et şimdi buradaki nun nasıl bir nun? K -ve -ne. veya bilinen hani yazalım. Kane. Buradaki nun La mel fiilidir La fiil olan nunlar düşer demedik biz Tesniyelerde, cemi, müzekkerlerde, müfret, müennes muhatabalarda nun düşer Ve o nun kelimenin orijinal harfi değildir Oysa ki buradaki nun kelimenin orijinal harfidir La fiilidir Bu nun düşmez Tam inşallah karışmıyordur yani Yensura ni yen Bu nun düşer Çünkü kelime aslında nedir? Yensuru Sonuncu sonunca ra ya La fiili o yani la fiili düşmez. Tesniye nunları düşer. Cimi müzekka nunları düşer. Müfret müennes muhataba nunları düşer. Buradaki nunsa hiçbiri değil. La fiili olan bir nundur. Nasb alamet olarak düşmesini beklemek mümkün değildir. Tamamı lafzan fetayle ile mensuptur. Teku ne? Tukavi me. İşte hepsini fetayan. yani. Lafzan mensup. Şuraya da bazı kelimelerin manasını yazmaya çalıştık dersi burada sonlandırmaya çalışayım. Daha fazla uzatmayayım. Şurada ne var? Ayetlerden örnekler var. İşte len nü'mine, len nesbira, len temessena, len yedhule, bak dehale yedhulu, len yedhule gibi. İşte ya olursa sonuncu harf hareket alır demişti. Tu ni ye. Bak almış. Sol tarafta süre ve ayet numaraları yazıyor zaten. Oradan görebilirsiniz. Şöyle biraz daha sardıralım. Lentehrucu, len tehrucu leni kaldır. Harece yehrucu tehrucu tehrucu ne? Bilenler için cemi müzekkar muhataptır. Nun vardır aslında. Len geldi. Nasb alameti olarak sondaki nun düştü. Nun düşünce onun yerine elifi farka yazıldı. Bak vabın hemen sonunda bir harf var. Buna elifi farka diyoruz. Ve len tukatilu Aslında tukatilu ne? Nun düştü. Len tukatilu nunu düşürdü. Onun yerine elif geldi. Len yasilu Çeşitli örnekler var. Ee, burada sonlandırayım. Daha fazla zamanınızı almayalım kısmetse. Ee, PDF videonun hemen altında var. Dileyen oradan PDF indirip bakabilir. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.